Ertuğrul Bey! İmparatorumuz Mihail adına durun! Ertuğrul Bey! İmparatorumuz Mihail adına bu idamı durdurmanızı isteriz. Senden cüretle idamı durdurmamı istersin. Ne ister İmparator Mihail? Ben İmparator Mihail'in elçisiyim. İmparatorumuzun adaletin yerini bulması için size sunacağı teklifi dinlemenizi rica ederim. Söyle, ağabeyimle ne irtibatın var? Bir irtibatım yoktur. Eşkıyaların saldırısında yaralandım. Tüccarım... Yalan söylersin! Ya konuşursun, ya da burada ölürsün. Başka yolun yok. Konuş! Yetti be! Senin laftan anlayacağın yok. Ne işi vardır bu kefirlerin burada?
arkadaşlar. Ne iş vardır bu kefenelerin burada? Hele sakin olasın Bamsal. Bunlar Lefke Kalesi'nden değildir. Konstantiniyye'den gelen elçi heyetidir. Neyinlik peşindedir bunlar? Biz de bilmeyiz. Beyimizle konuşmaya gelmişler. Sen ne ararsın burada? Ben mescide geldiydim. Şimdi de Ertuğrul Bey'imden af dileyici. Şimdi vakti değildir Bamsalp. Ya Gündüz Alp, neler döner burada? Siz benden bir şey gizlersiniz. Ya kardeşler, madem Dragos itinin kellesi alınacağı, o vakit ben de bir göreyim. Sonrasında da Ertuğrul Bey'imden af dileyim de içim rahat etsin. Gayrı duramam buralarda. Şimdi vakti değildir Bamsalp. Gündüz'ü dinleyesin. Vakti gelen de beyimden af dilersin. Ya Dumrul Alp, neyin vakti değildir? Neler döner burada? Ya tek edin. Bamsalp, madem Ertuğrul Bey'imizden af dilemeye gelmişsin, o vakit beni dinleyesin. Beyimizin buyruğudur. Kimse idam yerine fazla yaklaşmasın der. Buralarda bekleyesin. Beyimiz geldiği vakit konuşur af dilersin. İyi. Madem beyimin buyruğudur, onun bir bildiği vardır o vakit. İyi. Ben buralarda bekleyeceğim. Eyvallah Altman. İmparatorum benden ne ister elçi? İmparatorumuz Bizans'ın azılı düşmanı olan bu haydutu hak ettiği cezayı görmesi için bize teslim etmenizi ister. O imparator olacak adama söyle. Değil benim dirimi. Ölümü bile alamaz. İmparatorunuz şimdiye dek ne derdi? Adalet bu soysuzu yakalayınca mı aklına geldi? Ertuğrul Bey, bir zamanlar imparatorumuzun saygın bir komutanıyken ona ihanet eden, çok kan döken ve nihayet Lefke Kalesi'ni ele geçiren bu haydutun hesabını kendi halkı önünde görmek öncelikle imparatorumuzun hakkıdır. İmparatorunuz gayrı geç kalmıştır. Bu soysuz topraklarıma göz dikip nice yiğidimin kanını dökmüştür. Onun hesabını görmek asıl benim hakkımdır. Ertuğrul Bey, öfkenizi anlarım. Ama siz de imparatorumuzu anlayın. İki devlet arasında esir anlaşması vardır. O bir Bizanslı olduğu için bize teslim etmek zorundasınız. Bu haydutun değersiz kellesinin bedeli olarak size büyük bir fidye ödemeye hazır olduğumuzu bilin. Hiçbir fidye şehitlerimin kanına bedel olamaz. Sınırlarımızda iki devletin sağladığı sulhü sözlerinizle tehlikeye sokarsınız. Devletinize de karşı koyarsınız. Bu topraklarda uç beyi benim. Devletimin adına son sözü de ben söylerim. Bu soysuz
Ettiklerinin bedelini benim kılıcımın altında ödeyecek. Son kez ikaz ederim. Söyle! Aybars'ı kaçırmana ağabeyim mi emretti? Söyle! Yeter. Tamam, konuşacağım. Aybars'ı kaçırma... Çevirdiğinizi öğreneceğim. Eğer bu asiyi bize vermeyip canını sen alırsan bedeli ağır olur Ertuğrul Bey. İmparatoruna onun ancak kellesini yollarım. Için. Saldırın! Ya! Ya! Saldırın askerler! Thank you.
gitti bu. Elimden kaçamayacaksın. Haydi! Başımızı belaya sok. Buna müsaade etmeyeceğim abla. Sonsuzlar! Ah!
Hasan! Aptal! Atlar! Atlar! Ertuğrul Bey'im. Ertuğrul Bey'im beni. Beni affet. Affet. Aç, aç gözünü. Hasan! Aç! Gözünü aç! Atlar! Hasan! Aç! Aç gözünü! Hasan! Belalarını buldular Turgut Bey. Neler oluyor Ertuğrul Bey? Kimdi bunlar? Hala anlamadın mı? Sizin basiretsizliğiniz yüzünden başımıza sardığınız belaydı bunlar. Şimdi anladın mı Dragos'u neden vermediğimi? İmparatoruna onun ancak kellesini veririm demiştim. Al sana kellesi. Lakin sizden alacaklarım daha bitmedi. Seninle de işim bitmedi elçi. İmparatorunun istediklerinin bir hükmü kalmamıştır. Şimdi sıra benim isteklerime gelmiştir. Siz ne demek istersiniz Ertuğrul Bey? Abdurrahman, elçiyi hana götüresin. Ben geleceğim. Buyruk Seldir Bey. Ahmaklıkları sonlarını getirdi Ertuğrul Bey. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Babamın intikamını aldın. Söğüt'te huzuru yeniden tesis ettin. Adalet yerini buldu. Lakin huzur için daha çok erkendir Bey Bolat Bey. Çok erken. Baba! Baba! Mamsap yaralanmıştır, vaziyet ağır. Mamsa? Sen ne dersin? Nerede derim ki? Hana götürürler. Mamsa! 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 Zatar Bey'im. Ne oldu? Söyle nene. Senden af dilemeye gelmişti baba. Birden vuruşma koptu. Pusatsız daldı vuruşmaya. Benim için kendini pusatların önüne attı. Gözünü kapamadan evvel son sözü... Bey'im beni affetsin oldu. Sen içeri götürün haydi. Haydi haydi haydi. Tez Artuk Bey'e de haber edin. Haydi durmayın. Haydi Ezber koşun. Ertuğrul Bey. Uç beyimiz olarak intikamımızı aldın. Gayrı ben obama varıp müştüyü salayım. Her daim yanındayız. Bilesin. Var olasın. Sen daha bugün iyi cenk ettin Bey Bolat Bey. Lakin kalleşlik büyüktür. Bu kalleşliği temizlemek için daha çok kan akacak. Kargaşa durulduktan sonra seninle bir ara görüşeceğiz. İyi olacaksın kardeşim. İyi olacaksın.
Elinde kanını tüketmenin vakti değildir kardeşim. Senle daha nice cenklere gireceğiz. Daha lazım. Tez göz getir Tomruk, tez. Haydi! Ahvali nasıl? Çok kan kaybetmiş. Yarayı derin almıştır Artuk Bey. Nabzı yavaş atar. Tez kanı durdurmak için yarayı dağlamamız icap eder beyim. Köz nerede kaldı Tumrul? Geldim beyim. Gel hele, gel Tumrul. Haydi. Geldim. Nereye gider bu adam? Nasıl olur? Yoksa ölmedi mi? Abla, senin bu inadın hepimizin başını belaya götürecek. Ertuğrul Bey, imparatorumuza yaşanan saldırı sonucunda Dragos alçağını öldürmek zorunda kaldığınızı söyleyeceğim. Gerçek de budur. Benim elçilik vazifem burada sona ermiştir. Konuşacak bir şeyim kalmamıştır. Şimdi sizi dinliyorum. İmparatorunuz sultanımızla arasındaki sulh anlaşmasını kendine siper ederek, Dragos'un azgınlıklarına bilerek ve isteyerek mi ses çıkarmadı? Yoksa Dragos'u fidyeyle benden alıp sonra başıma yine bela mı etmek isterdi? Bu ithamlarınıza tahammül gösteremem. Dragos bilirsiniz ki bizim de düşmanımızdır. Söylediklerinizin gerçekle hiç bilgisi yoktur. Sözlerinizle imparatorumuza adeta hakaret ediyorsunuz. Eğer bu gerçek değilse geriye tek bir şey kalır. İmparatorunuz Lefke Kalesi'ni ele geçiren Dragos'la uğraşamayacak kadar acizdir. Şimdi ben onun baş edemediği Dragos'un başını aldım. Gayrı hükmedemediği Lefke Kalesi'ne hükmetmek de benim hakkımdır. Ne demek bu Ertuğrul Bey? Alplerim Lefke Kalesi'nin yolunu kapatmıştır. Muhasara için benden buyruk beklerler. Sen daha imparatorun huzuruna varmadan tıpkı Karacahisar Kalesi'ni ele geçirdiğim gibi şer yuvası olan Lefke Kalesi'ni de ele geçireceğim. Bu bir savaş nedenidir. Lefke Kalesi o savaşı bize çoktan açtı bile. Anlaşılan kılıcımızı vurmadan da bu bataklık kurumayacak. İmparatorum beni buraya tam yetkiyle gönderdi. Savaşmak yerine başka bir yolda bulabiliriz. Benim kaleyi fetihten gayem gelecek tehlikelere karşı tedbir almaktır. Eğer kaleyi almazsam bazı mevkilerin hakimiyetini isterim. Neresidir bu mevkiler? Hudut olan nehrin öte tarafı ve bilhassa da inhisar denen mevki. Ama nasıl olur? Bu imkansız Ertuğrul Bey. Bu imkansızsa o zaman alplerime
muhasara için emir vermem icap eder. Her ne kadar buraya tam yetkiyle gelmiş olsam da bu bizim için kolay bir karar değil. Düşünmem için bana yarına kadar müsaade verin. Şimdi gidin dinlenin. Hanımla misafir olun. Yarın bu meseleyi konuşup karara bağlarız. Hele diyesin. Hakkından geldi mi o Dragos'un Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey'imiz Dragos'un hakkından geleceği vakit orada pusu kuran düşmanla büyük bir vuruşma çıkmış. Dragos ve adamları öldürülmüş. Beyimiz yılanın başını ezdi. Ertuğrul Bey bundan ötürü bizi götürmedi demek ana. Bilirdi bir iş olacağını. Başkaca bir şey var mıdır evladım? Çıkan vuruşmada. Bam Salp'im ağır yaralanmış Ayma Hanım. Bamsı, onun ne işi varmış orada? Sen ne dersin evladım? Bams'ın ahval nedir? İlk müdahaleyi Han'da yapmışlar Ayma Hanım. Artuk Bey de oradaymış. Bu kadarını bilirim. Ana, Hafsa duyarsa imdi yerinde duramaz, yüreğine iner. Doğru dersin. Gidip söyleyelim haberi bizden işitsin. Hem gitmeye kalkarsa mani oluruz. Hadi kızım. Velhaca hayır cehir ateşler içinde yanar Artuk Bey. Yarası taze ondandır. Bir şey içirirsek iç kanama hasıl olabilir. Şimdilik dili dama ıslansın ki ateş çıkmasın. Şimdi burada tulum tulum ayran dağ gibi et olacaktı ki bak o vakit nasıl cana gelirdi. Bir keresinde Artuk Bey biz cenge giderken eğerinin altına et koymayı unutmuş. Sonra cenkte yaralandıydı. O vakit sanki benim canım yandı. Artuk Bey kolay mı? Biz kanımızı birbirimizin kanına karıştırıp kan kardeş olmuşuz. Sonra yarasını sardık. Uyandı. İlla bana et verin. Et verin diye tutturduydu. Yoksa kana cana gelemezmiş. Ben de kendi eğrimin altındaki eti kendi elimle bölüp hepsini ona yedirdim. Bana yiyecek bir lokma dahi kalmamıştı lakin. Kardeşimin cana geldiğini gördüydüm ya. O vakit ne açlık kaldı ne başka bir şey. Biz yeniden cenge girip sırt sırta pusat salladıydık ya. İşte o vakit ben cana geldiydim. Kardeşim hele gene bir gözünü açsın. Bir cana gelsin. O vakit ben bin cana geleceğim. İnşallah Turgut Bey inşallah. Daha Bamsı'nın burada kalmasına lüzum yoktur. Onu gayrı obaya götürmemiz icap eder. Hem merhemlerim, ilaçlarım da oradadır. Obada ona daha iyi bakılır. Eyvallah Artuk Bey.
Cezasını buldu. Neyimiz cezası? Gittiğini buldu. Öyle ki cezasını kalır işte. Aybars'ın kaçırıldığı haberini alınca tez vardık, vuruştuk. Şüphelendiğin bir şey oldu mu? Biri vardı, yüzünde belli yara izi. Kaşının üstünde kılıç yarığı gibiydi. Beni yaralamaktan imtina eder gibiydi. Ben vurulunca da kaçtı. Görsen tanır mısın Bilge Hatun? Tanırım. Biz de onu arayacağız. Sen de aklına bir şey gelirse bize haber edersin. Ederim. Yaralı adamı Ertuğrul Bey'e söyleyeceğime söz vermiştim. Ya bu adamın ağabeyimle bir alakası varsa? O vakit dökülecek kanın haddi hesabı olmaz. Anlatsam bir dert, anlatmasam başka bir dert. Ne yapacağım Allah'ım? Bana bir çıkış yolu göster. Bilge Hatun, Dragos'un adamları buraya sızıp hadise çıkardı. Lakin hepsini bertaraf ettik. Babanın katili olan bu soysuzun da kellesini aldı Ertuğrul Bey. Çok şükür. Ertuğrul Bey imdi nerededir? Handadır Bilge Hatun. Müsaadenle. Niyetinizde geldiniz. Ben size bir şerbet doldurayım. Eksik olmayasın bacım. İçmeyeceğiz. Aslan, Aybars, savcı sürülere ilaç verecekti. Hadi gidip ona yardım edesiniz. Olur Aymen'ine. Olur Aymen'ine. Anam, belli ki bir şey vardır diyesin hele. Merakta komayasın. Söğüt'ten haber geldi kızım. Ertuğrul Bey ve Alpleri Dragos'un adamlarıyla vuruşmuşlar. Bamsı da oradaymış. Ay anam, Bamsı'ya fena bir şey mi oldu yoksa? Vuruşmada yara almış. Yara mı almış? Ağır mıdır yarası? Ne haldedir anam söyleyesin. Bacım, metin olasın. Gereken yapılmış. Artuk Bey yanındaymış. Ben Bamsı'yı görmeden rahat etmem. Kızım. Hele bir durulasın. Bir sakin olasın. İndi Söğüt tekin değildir. Ertuğrul Bey bizim dahi gitmemize müsaade etmedi. Hem Bamsı bunun gibi nice yaralar almıştır. Anam, ne edeyim öyleyse söyle, ne edeyim? Hele oturasın. Bak kızım, Bamsı senin erin, bizim de evladımızdır. Lüzum olsa biz de giderdik. Hem Bamsı'yı buraya getireceklerdir. Sana düşen bel bağır paralayıp yas tutmak değil... çadırına,
evlatlarına mukayyet olup erini beklemektir. Bacım. Destur var mıdır beyim? Gel Melikşah. Beyim, İbilgi Hatun geldi. Seninle görüşmek ister. Al içeri. Buyruk senin beyim. Buyursun İbilgi Hatun. Hoş gelmişsin İbilgi Hatun. Hoş gördük Ertuğrul Bey. Bana verdiğin sözü er geç tutacağından hiç şüphem yoktu. Babamın kanını yerde komadın. Adaleti yerine getirdin. Allah senden razı olsun. Adalet yalnız soysuz bir katilin kanıyla değil. Etrafımızdaki bütün düşmanların yok olup yüreklerin mütmain olmasıyla sağlanacaktır. Başka düşman da mı vardır? Babanın katili öldü. Lakin ne Umur Bey ne de obamızın şerefli ahalisi için adalet henüz sağlanmamıştır. Ne demek istersin? Albastı. Dragos Albastı'yla iş tutmuştur İbilgi Hatun. Ağabeyim Albastı'yı öldürdü diyebilirim. Ölmedi. Bize bir oyun etti. Şimdi fitneyi büyüterek zehir saçmaya devam eder. Nasıl yakalayacağız bu soysuzu? Aybars'ın peşine gittiğim vakit seninle vuruşan yüzü yaralı bir adamdan bahsetmiştin. Onu daha sonra hiç gördün mü? Ağabeyimle ne işler çevirirsin? Aybars'ı kaçırmanı ağabeyim mi emretti? Söyle! Sana derim İbilgi Hatun. O soysuzu gördün mü? Albastı'yı bulmamız için bu malumat çok mühimdir. İbilgi Hatun. Eğer bir şey bilip de saklarsan, bil ki yarın birçok masumun kanına sebep olursun. Onu gördüm. Nerede? Bizim obamızda. Tilki 40 gün düşünse aklına bile gelmez bey. Ettiğin oyuna ben bile şaşırdım. Pusatının iki tarafı da keskin olmalı Baturalp. Herkes bir tarafıyla keseceğini düşündüğünde sen öbür tarafıyla hamle yapmalısın. Ertuğrul Bey Dragos'un adamlarını yutmak için yaman tuzak kurmuş. Acep bizden bu tuzakla açığa çıkarmak isterdi bey. Bizden şüpheleneceği hiçbir delil yok elinde. Hem onun için nasıl vuruştuğumuzu, tatlı canımızı nasıl ortaya koyduğumuzu kendi gözleriyle gördü. Gayrı içinde bugüne dek bir şüphe vardıysa da bugün yaptığım hamleyle hepsini bertaraf ettim. Destur var mıdır ağabey?
Gel hele Görklü bacım. Hayırdır Sırma? Başından duman çıkar. Bu gördüğün etrafımızda yanan ateşin dumanıdır ağabey. Sen neden bahsedersin de hele? O adam. Hani obaya getirip tedavi ettirdin. Ne olmuş o adama? Ablam yine rahat durmadı. Bir şeylerden işkillenmiş olmalı ki adamı takip edip önünü kesti. Ben de adam konuşamasın diye okumla vurdum. Adam öldü mü Sırma? Bilmem ağabey. Ablam peşime düştü. Ben de izimi kaybettirmek için atımı boş yolladım. Sonra yürüyerek adamı vurduğum yere gittim. Lakin ceset yoktu. Birileri gelmiş almış. Kim almış ola ki? Nereye götürürler? Acep İlbilge mi? Akbabalar kuzgunlar yiyecek değil ya. Kuvvetle muhtemel ablam almıştır. İlbilge. Bu defa haddini iyice aştın bacım. Boyundan derin sularda yüzersin. Nerededir İmdo? Obaya gelmedi daha. Belki de Söğüt'e gitmiştir. Söğüt'e mi? Niye gitsin ki Söğüt'e? Babamızın katilinin kellesini görmeye gitmiştir. Sakın geldiğinde bir şey belli etme. Ben onun ne altlar karıştırdığını öğrenirim. Tüccar kılığında yaralı gelmişti. Sonra ayrıldı obadan. Peşine düştüm. Takip ettim, karşısına dikildim. Bizim obada ne iş olduğunu sordum. Aybars'ı kaçırmasını kimin emrettiğini sordum. Onunla iş mi tutarsın dedim. Tam cevap verecekken nereden geldiğini, kimin attığını anlayamadığım bir ok onu vurdu. Öldü mü? Ağır yaralandı. Her ihtimale karşı belki onu konuştururum diye sakladım. Lakin yaraya dayanamayıp öldü. Hayatına kastedeceklerini bile bile böyle bir tehlikeyi göze almışsın. Umurumda mı sanırsın Ertuğrul Bey? Ne vakit adaletten saparım? O gün öldüğüm gündür. O utançla yaşamaktansa ölmek yeğdir. O adam niçin obanıza geldi? Hiç şüphelendiğin birileri var mıdır? Şüphelendiğin bir olay oldu mu? İlbilge Hatun. Bugün Söğüt'te olanları işittin. Niyetim, Dragos'un askerleriyle bir olup onu kurtarmak için gözünü karartan Albastı'yı yakalamaktı. Sustuğun her lahza bize, obalarımıza kanla, fitneyle geri dönecek. Alplerimiz birçok kez yaralı geldiler obaya. Ağabeyim de yaralanmıştı. İşkillendim, ne oldu diye sordum, beni geçiştirdi. Obamızın başına kötü bir şey gelmesinden korktum. Hala da korkarım. Her daim adalet peşinde koştuğunu ispat etti. Şimdi yine adaletin peşinde koşacak mısın? Bu yolda her şeyi kaldırabilir misin? Kaldırırım evvelallah. Albastı, ağabeyin olsa bile. Sen ne dersin Ertuğrul Bey?
Beyimle işler çevirir. Lakin bu kadar değildir. Ben de çok düşündüm İlvika Hatun. Lakin bugüne dek olan bütün hadiseler ağabeyini işaret eder. Nedir o hadiseler? Aybars'ı kaçıranlar da Albastır'ın adamlarıydı. Sen o adamlardan birini kendi gözlerinle hem vuruşmada hem de obada gördüğünü söyledin. Sen o adamın peşine düştün. Eminim ki o adamı vuran ya da vurduran ağabeyindir. Gözümle görmeden inanmam. Onu gözlerinle göreceksin İlvika Hatun. Ya sonrası? Sonrasını taşıyabilir misin? Eğer Albasta ağabeyimse kanı sana helaldir. Ben de bu uğurda her şeyi yapmaya hazırım. Ölümü bile göze alırım. Müsaade var mıdır Artuk Bey? Gelesin Afsa Hatun. Gelesin. Nasıldır? İyi olacak mıdır? Hafsa Hatun, kılıç yarığı derindir. Kanamayı durdurmak epey vaktimi aldı. Aldığı darbe sıradan bir insanı öldürecek kadar tehlikelidir. Lakin şükürler olsun ki Bamsı'nın gücü kuvveti o yarayı kaldırmaya yetti. Yine de tedbirli olmamız icap eder. Bekleyip göreceğiz. Bundan gayrısı takdir ilahidir. Ağabey. Ablam geldi. Gelsin bakalım. Gözümüz aydın ağabey. Ertuğrul Bey intikamımızı almış.
Sen nereden gelirsin böyle? Babamızın katilinin uğursuz kellesini görmeye gittim. Ertuğrul Bey'i de gördün mü? Görmek istedim. Lakin müsait değilmiş. Bizans'tan bir elçi gelmiş, onunla görüşürmüş. Müsaade etmediler. Senin de, alplerimizin de kılıcı kertilmesin. Ertuğrul Bey'imizle birlikte Dragos'un askerlerinin hakkından gelmişsiniz. Bir tek Söğüt'e mi vardın bugün? Başka bir yere uğramadın mı? Yok ağabey. Nereye gideceğim ki? Obanın yakınlarında kan izleri bulmuş alplar. Belli ki bir şeyler olmuş. Biz de senin için endişelendik. Endişe edilecek bir şey yoktur. Nice vakittir bu kadar huzurlu olmadım. Babamın kanı yerde kalmadı çok şükür. Çok şükür. İşittim ki Bamsı Alp yaralanmış. Ağabey ben derim ki bu akşam Ertuğrul Beylere gidip hem geçmiş olsun diyelim hem de minnetimi sunmak isterim. Malum görmedim onu. Sen ne dersin? İyi düşünmüşsün. Ertuğrul Bey kargaşa bittikten sonra bilahare görüşelim demeydi. Gidelim bakalım. O vakit müsaadenle. Tüpedüz yalan söyler. Niye yüzüne vurmadın ki bugün ettiklerini ağabey? Adamı bizim vurduğumuzu anlardı. İşte o vakit her şey açığa çıkardı. Hem adamı nereye sakladığını öğrenmeden hiçbir şey belli etmeyeceğiz. Bakalım neden o adamdan bu kadar işkillendi? Kayı obasında her adımını, her sözünü takip edeceğiz. Senin de gözün üzerinde olsun. O yardımcısı olacak kız. Mengü. İlbilge kimseyle paylaşmadığını onunla paylaşır. Onu da kıskaca alacaksın. Bu meseleyi başka türlü öğrenmenin yolu yoktur. Ben gidip bir göz atayım ağabey. Hazır mısın abla? Seni bekleriz. Ben hazırım bacım. Sen çık, ben de gelirim. Thank you.
Obaya gidince bunu Abdurrahman Alp'e ver. O Ertuğrul Bey'e iletsin. Emin olur anam. Maşallah Bamsı. Beklediğimizden daha tez açtın gözlerini. Eyvallah, eyvallah Artuk Bey. Benim canımdan yana tek kaybım... ...Ertuğrul Bey'imden af dilemeden yetip gitmektir. Destur! Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim. Ve aleykümselam beyim. Müsaadenle beyim. Eyvallah. İçine atın. Nasıl oldun Bamsı? Ahvalin nicedir? İyiyim. İyiyim çok şükür beyim. Pusat yarasını sen de bilirsin beyim. 3-5 günde geçer. Lakin beyim, yüreğimdeki yara geçmez. Böyle beni kavurur durur. Neymiş seni böyle kavuran? Sensin beyim, sensin. Beyim, ben sana gelmek istedim. Beni görmemenden çekindim. Sana ses vermek istedim beyim. Beni duymamandan korktum. Beyim, sen bana küstün ya. O anda bütün cihan küsmüş gibi geldi. Cihan bana küsse, ben sana yine küsmezdim Bamsı. Bizim kastımız gafile değil, gafletedir. Hata edene değil, hatayadır. Beyim, bu akılsız başımla seni çok üzdüm, çok üzdüm bilirim. Lakin ben ettiğim hataya bir nedamet getirdim beyim. Beyim, ben seni bey bildim. Anında bu başıma... Bey kabul ettim. Aklım beyim baştan gitmesi benim bilmezliğimdendir. Lakin derleyip toparlamak senin şanındandır. Beyim hata etmek yine benim bilmezliğimdendir. Lakin affetmek yine senin şanındandır. Beyim... Belki ben affa da layık değilimdir. Lakin beyliğin vermek olduğunu ben senden öğrendim. Şu fakirin gönlünden daha neler neler geçer de... ...ahanda dilim, dimağım acizdir. Beyim... Ben senin yüreğindeki cömertliğe talibim. Biz ki seninle tuz ekmek yoldaşıyız Bamsı. Nice cenkte birbirimizin canına kalkan olduk. Gün oldu kederi, gün oldu sevinci paylaştık. Sanma ki seni ötelemek bana kolay geldi. Lakin... Beylik yolu imtihanlarla doludur. Yeri gelir
en yakınlarınla imtihan olursun. Ben bu imtihanda tökezlersem ardımdakilerin ahvali ne olur Bamsı? Madem ki hatanı anlayıp nedamet getirmişsin, Rabbimiz affedici olduğu gibi bizlerden de affedici olmamızı ister. Beyim, sen şimdi bana sırtlan diyesin. Ahanda şu sıra dağları homuslarım. Sen bana aşındır diyesin. Ahanda ocaktaki korları, közleri yerim beyim. Beyim, sen imdi diyesin hele. Bu deli baş Bamsı'ya ısındı mı gönlün? Bamsı, gönlümüz bir vakit soğumuşsa da onu ısındıracak olan nedametin ve samimiyetindi. Gönlümüz senin samimiyetine ve nedametine mütmain olduktan sonra ısınmaz mı gayrı? Bir daha sakın ola pusatsız vuruşmaya dalmayasın. İyileş, zırhını kuşan, yanıma gel. Buyruk beyim, buyruk senindir. Hoş gelmişsin Bey Bolat Bey. Hoş gördük Abdurrahman Alpbaşı. Ertuğrul Bey'im otağı da sizi bekler. İyi, iyi. Haydi. Ağabey. Ben Hafsa Hatun'u ziyaret edip geçmiş olsun diyeyim. Müsaade edersin abi. Müsaade senin bacım. Yat o vakit. Bilge. Selamünaleyküm Ertuğrul Bey. Aleykümselam Bey, Bolat Bey. Sırma Hatun nerededir? O gelmedi mi? Hafsa Hatun'a geçmiş olsuna gitti. Gelir birazdan. Buyurun hele, ayakta kalmayasınız. Eyvallah.
Bugün ettiğin yiğitliği duyduk Bey Bolat Bey. Önce Albastı, sonra Dragos ve Avanesi. Ertuğrul Bey'le sırt sırta verip Kefere'nin canına okumuşsunuz. Söğüt hepimizin yurdudur Ayman Hanım. Buraları muhafaza etmek de bizim vazifemiz. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bugün de dediğim gibi yalnız Dragos'la bitmeyecek bu mesele. Daha hesabı görülecek çok düşman vardır. Hepsine karşı sırt sırta olmamız icap eder. Biz senin yaptığın her işin bu toprakların selameti için olduğuna kani olduk. Gayrı düşman kim olursa olsun, vazifemiz evvela senin yanında olmaktır Ertuğrul Bey. Senin hak namına her daim yanımızda olacağından hiç şüphemiz yoktur İlbilge Hatun. Bizi bu uç topraklarında var edecek şey birliktelik ve sadakattir. Unutmayın ki hasımlarımızı ceberrut bir düşmana dönüştürüp karşımıza diken şey bizim ayrılıklarımızdır. Eğer bir olursak iri ve diri oluruz. Hiçbir hasmımız karşımıza çıkmaya cesaret edemez. Nereye gidersin böyle? Hiç hanımım, ben... Ablamla fısır fısır ederdiniz gelmeden evvel. De bakalım nereye gidersin? Hanımından bir şey mi gizlersin? Estağfurullah hanımım. Benim senden bir şey gizlemem mümkün mü? İlbilge Hatun, Abdurrahman Alp'e bir mektup vermemi istedi. Ertuğrul Bey'e ulaşacakmış, onu götürürüm. Görürsün ya Mengü, gönül işleri ferman dinlemez. Sen ver bana o mektubu, ben teslim ederim. Lakin benim vermemi istedi. Kızmazsın sonra. Ben onun bacısıyım, neye kızacak? İstediği mektubun teslim edilmesi değil mi? Ben teslim ederim. Aslan'la Aybars için hediyeler getirmiştim. Atımın eğrinden al, çadırın önüne getir. Nasıl dersen hanım. Abla, meğer Ertuğrul'la bir olup ne işler çevirirmişsin. Sen oyununa devam et. Biz nasıl bozacağımızı biliriz. Dragos'un sahtesinin de hakikisinin de hakkından geldin Ertuğrul Bey. İmdil Lefke Kalesi serçe yuvası gibi savunmasızdır. Gayrı tek bir muhasaraya bakar. Doğru dersin. Lakin İmdil Lefke Kalesi'ni muhasara etmenin vakti değildir. Niye ki? Hem Bizans'ın da başına beladır o kale. Madem ki içindeki çakalları temizledin, gayrı kurtluk edip atılma vaktidir. Hem Bizans da bunu anlamış olacak ki elçisini seninle görüşmeye yolladı. Elçinin derdi başkaydı. Usulünce hal yerine koydum. İstediğini vermedim, alacağımı alacağım.
Bir kaleyi muhasara etmek öyle kolay değildir Beybolat Bey. Daha evvel kale fethetmediğin için bilmezsin. Hem kaleden evvel temizlememiz gereken başka çakallar vardır. Evvela pençemi onların başına geçireceğim. Kimmiş onlar Ertuğrul Bey? Albastı. Albastı mı? Albastı öldü. Öldürdüm ya onu. Albastı ölmedi Beybolat Bey. Senin öldürdüğün Albastı kılığında onun bir adamıydı. Vahit vay. Böyle bir adamı yakalamak kolay değildir Ertuğrul Bey. Bilakis kılıcım Albastı'nın ensesindedir. Onu yakalamak için yalnızca bir adım kalmıştır. Destur var mıdır Hafsa Hatun? Buyurasın Sırma Hatun. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Çocuklar yok mudur? Onlar babalarının yanına, şifa çadırına gittiler. Onlar da görmeyi diledi. Ben de Bamsa için temiz üst başı hazırlardım. Oturasın, buyur şöyle. Çocuklara hediyeler getirdim. Geldiklerinde verirsin. Bu acılı günlerinde bir katre olsun, mutlu olsunlar. Eksik olmayasın Sırma Hatun. Bamsın'ın başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm bacım. Tüm bu yaşananların sonunda felaket olacağı belliydi. Duyduğuma göre pusatsız girmiş vuruşmaya. Ertuğrul Bey pusatını almasaydı bunlar başına gelmezdi. Onunla alakası yoktur Sırma bacım. Bamsı vuruşma gördü mü eli kolu bağlı dahi olsa gene girer. Hem Söğüt'te olanların altında başka meseleler varmış. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz hepsini bertaraf etti. Selcan Hatun'la Haymağan'ı ziyaret etmeniz ürettiler mi? Hiç eksik olmadılar sağ olsunlar. Bizi yalnız komadılar. Onlar ettiklerinden pişman olmuş da vicdan azabından gelmişlerdir belki. Sırma bacım, onların bize hususi bir kastı yoktu. Ben de kızgınlıkla öyle sanırdım. Lakin haklarını yemişim. Ertuğrul Bey'imiz evladımı kurtardı. O yetişmeseydi Bamsı'mı da evladımı da öldüreceklerdi. Ben burada yana kavrula beklerken Haymana'yla Selcan Hatun bana dirayet verdi. Şimdi tek derdim vardır. O da Bamsı'mdır. O da sağ salim ayağa kalksın, başka bir şey istemem. Bana müsaade o vakit. Allah şifa versin. Amin. Şu ilaçları da hazır ettik mi? Yavaş yavaş ayaklanırsın inşallah.
Gayrı sene çadırını alırız Bamsı. Artık bey. Artık bey. Allah senden razı olsun. Senin ağzınla ettiğin dualar gönlümüze. Oy, elinle verdiğin ilaçlar bedenimize şifadır. Biz senin hakkını ödeyemeyiz artık bey. Takdiri ilahi Bamsı. Takdiri ilahi. Sen hele bir ayaklan, gerisi kolaydır. Artık bey, gayrı bana her şey kolaydır artık. Ertuğrul beyim beni affetti ya. Oh. Artık bey, Ertuğrul beyim bir daha bana hiç bakmıyor Cüdeyi. Tek kelam etmeye Cüdeyi. Çok korktum artık bey. Anında böyle incir çekirdeğinin içinde kaldım. O da seni kaybetmekten korktu Bamsı. Yaranı da o da ağladı. Oy beyim. Beyim. Ya Bamsı, bey kısmı böyledir. Bir yanı ateş, bir yanı toprak. Bir yanı kara çelik, bir yanı ipek. Adaletle hüküm kesip cezanı vermesini bildiği gibi bağrına basıp şefkat göstermesini de bilir. Ah artık bey, bilir bilir. Benim beyim her bir şeyleri bilir. Destur var mıdır artık bey? Oy balalarım. Gelesiniz. Babamızı görmemiz için bize müsaade vermişsiniz Artuk Bey. Aybars'la babamı görmeye geldik. Hele gelesiniz. Babam. Babam. Aybars'ım. Balalar, yarası tazedir. Sarsmayasınız babanızı. Artuk Bey, bırak da sarılsınlar. Onların dokunmaları, gülmeleri şifadır bize. Maşallah babalarım. İyi misin babam? Aslan parçam. Ay. Yayla çiçeğim. İyiyimdir ben. İyiyimdir. Turp gibiyimdir evvelallah. Merak etmeyesiniz siz. Başına bir iş gelecek de bizi yalnız koyacaksın diye çok korktuk baba. Oy kuzum benim. Korkacığım bir şey yoktur. Korkacığım bir şey yoktur. Bak. Dağ gibiyim evvelallah. Hem Ertuğrul Bey'imiz gelip beni ziyaret etmiştir ki değmiyorsunuz keyfime. Esas mı baba? Peki affettim seni. Oğul, sabrın, nedametin nihayeti selametmiş. Etti ya, affetti beyimiz beni. Gayrı kimse tutamaz babanızı. Temkinli olasın Bamsı. İyileşirsin dediysek hemen ayağa kalkarsın demedik. Artık be. İyiyim ben. İyiyim balalarım, merak etmeyesiniz. Maşallah. Maşallah size. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Bir mektup vardır beyim. Kimdenmiş? İblige Hatun'danmış. Sırma Hatun gizlice verdi. Demek Sırma Hatun verdi ha? Eyvallah, sen gidebilirsin.
Ben sana demiştim ağabey. Ablama dair kuşkularımız boşuna değilmiş. Bir şey mi öğrendin bacım? Ablamı Mengü'ye mektup verirken gördüm. Kayı obasında elinden aldım. Ertuğrul'a yazmış. Ne yazarmış mektupta? Daha önce buluştuğumuz gizli yerde buluşalım. Çok mühim birini göstereceğim sana demiş. Ne yaptın mektubu? Hiç bozmadım. Ertuğrul Bey'e Abdurrahman Alp vasıtasıyla gönderdim. Vermeseydim bizden işkillenirlerdi. Bunun üzerine bir oyun ederiz diye düşündüm. İyi düşünmüşsün bacım. İyi düşünmüşsün. Ağabey, gizli yerde buluşmak da ne demek? Kimi gösterecekmiş ona? Yoksa... Yakaladığı adamı gösterecektir. Demek onu alıp oraya saklamış. Bacımız bizim kuyumuzu kazar. Hem de Ertuğrul'la birlik olup. Otağda söylediği sözlerden belliydi zaten. Gayrı çok oldu bu. Beylik gururumuzu iki paralık edecek. Düpedüz hainliktir. Ne yapacağız şimdi? Ertuğrul'a o adamı götürmesine müsaade mi edeceğiz? Bırakacağız gidecek. Biz de onu takip edeceğiz. Ertuğrul bize ihanet eden bacımızla buluşmaya geldiğinde kapana sıkışacak. Gayrı Umureli Miyaman, Kayı Bey Miyaman kendi gözleriyle görecek. Ya ablam? Ona ne olacak? Beni saymayan, beylik gururumuzu, haysiyetimizi düşünmeyen, ağabeyinin ardından iş çeviren bacımın gayrı benim için ehemmiyeti yoktur. Ona da hak ettiği cezayı vereceğim elbet. Sen gözünü ondan ayırmayasın. Ayırma ki bizi Ertuğrul'a götürecek yememizden olmayalım. Buyruk senindir abi. Ertuğrul Albastı'nın yaşadığını bilir Batur Alp. Ona yaklaşmaya son bir adım kaldığını söylemişti. Demek ki kastettiği o adamdı. Gayrı tek yol onu öldürmektir. Bey Bolat oradan sağ çıkamayacağını anlayınca Dragos'u satıp bizim safımıza geçti. O gözümüze perde indirdiğini sanar. Lakin biz onun gözüne öyle bir perde indirdik ki hala bizim onu anlamadığımızı zanneder. Tilki aslan kisvesine bürünse de tüyünü, izini belli eder. Hainlik etmeden duramaz. Şimdiye kadar ettiği her hamle boşa çıktı. Bir hamle daha yaparsa o vakit kellesini kurtaramaz. O hamle imkanını ona biz vereceğiz Turgut. Onu harekete geçirecek öyle bir korku saldım ki gayrı uykuları kaçacak. Yerinde duramayacaktır. Nasıl korkuttun beyim? Albastı'nın yaşadığını söyledim. Dahası soluğum ensesindedir dedim. O vakit tez bir hamle daha yapacaktır. Böyle hainlerin korkusu akıllarının önüne geçer. Kudurmuş gibi sağa sola saldırırlar. Bizim de istediğimiz budur. Bu korkuyla
öyle bir hale gelecek ki pusatımıza kendi ayağıyla gelip peçesini kendi indirecek. Hem de öyle bir izin ardından gelecek ki daha evvel ölmediğine pişman olacak. Eyce, düşündün mü söylediklerimi? Düşündüm Ertuğrul Bey. Ancak merak ettiğim bir şey var. Neden İnisar'ı istiyorsunuz? Lefke Kalesi'nin etrafına 3 oba yerleştireceğim. Böylece bu kaleden gelecek tehditlere karşı ilk korunma hattımız kurulacak. İnhisar her daim benim topraklarım içinde kalacak. Zor zamanlarda hem kaleye hem de yerleştireceğim obalara mukayyet olacak, müstahkem bir mevki olacaktır. İnhisar'ın hakimiyetini size vermek bizim için kolay değildir. Başka şartlar üzerinde konuşsak? Başka şart yoktur. Alplerim şer yuvasına dönen Lefke Kalesi'ni fethetmek için sabırsızlanırlar. Ben de öyle. Ya bu anlaşmayı mühürleyip kabul edersiniz ya da Lefke Kalesi'nde taş üstüne taş koymam. Dahası Lefke Kalesi'nin ötelerini sürülerimiz için otlak ilan ederim. Kabul Ertuğrul Bey. İnşallah sözünüzde durursunuz da ticaretimizi de huzurumuzu da tesis ederiz. Bu da hakim olan İnhisar mevkii bizim için Lefke Kalesi'nden daha mühimdi beyim. Hem kılıcımızla hem de masa başında zafer kazandık. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Moğol'dan kaçan alimleri, ahileri ve dervişleri o bölgeye yerleştireceğim. Türk'ün mefkuresinin yeniden hayat bulacağı, İslam aleminin en uçtaki sancağı olacaktır İnhisar. İnşallah benim. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Ne vakit adaletten saparım, o gün öldüğüm gündür.
O utançla yaşamaktansa ölmek yeğdir. O adamı vuran ya da vurduran ağabeyindir. Gözümle görmeden inanmam. Onu gözlerinle göreceksin Bilge Hatun. Destur var mıdır bey? Gel hele Baturalp. Beyim, İlbilge Hatun obadan çıkar. Demek Ertuğrul'la buluşmak için yola koyulur he. Tez biz de takibe koyulacağız Baturalp. Ertuğrul İlbilge'yle buluşmaya yalnız gelecektir. Ava giderken av olacak. Haydi. Bamsı? Bamsı ne edersin sen? Bamsı, daha doğru dürüst istirahat dahi etmedin. Hafsam, Hafsam imdi, imdi durmak vakti değildir. Ertuğrul Bey'im Ali'ye cenaplık gösterip beni affetmiştir. Şimdi Bamsı yerinde duramaz. Bamsı, Artuk Bey yarası derin dedi. Daha yeni dağlandı. Allah muhafaza başına bir şey gelir. Ya Hafsam, sen yerini bilmez misin? Ahan da mandabudu gibin pazuları, aygır taşı gibin bağrı vardır evvelallah. Sen tasa etmeyesin, etmeyesin de haydın şu zırhımı bağlayasın. Bana talim gereklidir. Ertuğrul Bey'im iyileş de gel demiştir. Beyimiz iyileş de gel demiş Bamsı. Hemen gel dememiş ki. Bak çorba kaynatırım. Bunu içersin. Biraz yatar dinlenirsin öyle gidersin. Yatmak mı dersin? Allah muhafaza etsin Hafsam. Allah bana ve neslime eceli dahi ayakta nasip etsin. Her dediğin ayakta olur Hafsam. Ayakta olur, ayakta ölür evvelallah. Bari sana bir çamçak ilaçlı şerbet vereyim.
Hafsam, Hafsam bak. Benim ilacım cenk talimidir. Sen bağlıyorsun. İmden böyle kuş gibi kanat takıp uçasın. Pars gibi koşup durasın vardır. Sen merak etmiyorsun herini. Haydın bağlıyorsun. Hazır mıdır Hafsan? Hazırdır Mams. Oy. Haydi Hafsan. Ya. Ah benim kanı deli akan yiğidim. Dur demek sana zulüm olur. Ondan diyemem. Oraya gider beyim. Demek ki buraya saklamış. Ah İlbilge ah. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Ertuğrul hala gelmemiş anlaşılan. İlla ki gelecektir. İki adam benimle gelsin. Sen de burada kalıp suya yatasın. Ben mağaraya varıp adamı öldüreceğim. Ben mağaradan çıkana kadar eğer Ertuğrul gelirse... Siz ne edeceğinizi iyi bilirsiniz. Haydi. Kimse olmaz içeride. Buhar olup ısmadılar ya. Nerede bu kız? Nereye gitti bunlar? Şuradan ışık sızar beyim. Geçit olabilir. Peşlerinden gideceğiz. Haydi.
İzleri takip edeceğiz. Bu taraftan. Ayla. Beyim neden hala içeridedir? Neden hala çıkmadılar mağaradan? Ne istersin? Ertuğrul'la demek ki burada buluşacaktı. O gelmeden İlbilge'yi alın. Tedbirli olasınız. Ertuğrul neredeyse gelir. İlbilge'ye sakın zarar vermeyin. Haydi. Kimsiniz? Ne istersiniz? Gayri oyun bitti Albastı. Geleceğimi bilirdiniz. Demek beni tuzağa düşürdünüz. Abin obaya vardığında yaralı yüzlü adamı konuşturmak için peşinden gittiğini, ifşa olmaması için öldürüldüğünü çoktan anlamış olacaktır. Neler bildiğini hileyle öğrenmeye çalışacaktır. Evvela ona karşı mutedil olasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranasın. Sakın ola. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma İlbilge Hatun. Merak etmeyiz. Benden ne istersin Ertuğrul Bey? Beybolat Söğüt de benimle konuştuğunu bilmemeli. Lakin er geç konuşacağını tahmin edecektir. Ona göre tedbir alacaktır. Hele ki sen bu gece onunla birlikte beni otağımda ziyaret etmek istediğini söyleyince şüphesi daha da artacaktır. Peki sonra? Tahminimce o da seninle birlikte obaya gelmek isteyecektir. Ne bildiğimi öğrenmeye çalışacaktır. Benimle otağda baş başa konuşamayacağın için bana gizlice bir mektup vereceksin. Mektupta bana bahsettiğin yaralı yüzlü adamla ilgili konuşmak istediğini, her vakit buluştuğumuz yerde bekleyeceğini yazacaksın. Sana düşen o mektubun Bey Bolat'ın eline geçmesini sağlamak olacaktır İlbilge Hatun.
İhanetin karanlığında saklananlar, adaletin güneşinde ortaya çıkmaya mahkumdurlar. Yanındaki adamları al içeri git. Ben burada beyimizin emrini yerine getirip emniyete alacağım. Ertuğrul her an gelebilir. Lanet olsun, tuzakmış. Kes puslanan adamlarımızı çağır. Beybolat Bey'i yalnız bırakmayın. Koşun. Acele edin. Hesabını görüp beyimizi yalnız koymayacağız. Gayrı peçen düşecek. Şimdiye dek Beybolat yüzünü gördük. Gayrı Albastı yüzünü göreceğiz.